YSK tarafından Cumhurbaşkanı seçiminde Cumhurbaşkanı adaylarına yapılacak yardım ve bağışlarla adayların mal bildirimine ilişkin usul ve esasları gösterir genelge resmi gazetede yayımlandı. 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili genel seçiminde Cumhurbaşkanı aday olacağı kişilerin alacağı yardım ve bağışlarla mal bildirimine ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Buna göre adaylar yabancı devletlerden, uluslararası kuruluşlardan, tüzel kişilerden ve Türk uyrukluğunda olmayan gerçek kişilerden bağış ve yardım alamayacak. Seçimlerde şeffaflığın sağlanması amacıyla YSK tarafından belirlenecek tutarın üzerindeki nakdi yardımlar adayların seçim hesabı olarak kendileri adına açtıracakları bir banka hesabına yatırılacak. YSK tarafından belirlenecek tutarın altında kalan nakdi yardımlar samak buz karşılığında alınacak ve seçim hesabına yatırılacak. Alınan bağış ve yardımlar da sadece seçim harcamalarında kullanılacak başka bir amaç için tahsis edilmeyecek. Konu eleşin yayınlanan genelgede 14 Mayıs Pazar günü birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili genel seçiminde Cumhurbaşkanı adaylarının yardım, bağış ve mal bildirimine ilişkin usul ve esaslara ilişkin düzenlemeler yapıldı. Buna göre siyasi partilerce gösterilecek Cumhurbaşkanı adayları 23 Mart'a kadar, seçmenler tarafından gösterilecek Cumhurbaşkanı adayları da 20 Mart'a kadar mal bildiriminde bulunmak zorunda olacak.